1984 Ankara doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda viyola bölümünü okudum. Daha sonra üzerine tiyatro bölümünü tamamladım Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde. Çocukluğumdan beri her zaman sanatın içerisinde oldum. Sanatçı bir ailenin evladıyım. Küçükken anneannem beni sağ olsun elimden tutup bütün aktivitelere götürürdü. O zamanlar Devlet Opera ve Balesi'nin çocuk balesi vardı zannedersem, şimdi de var. Ona giderdim. Oradan zaten özel okulda okuyordum. Gündüzleri oraya gidiyorum, akşamları bale kursuna gidiyorum. Haftanın geri kalan diğer günlerinde de konservatuvarın yarı zamanlı bölümünde okuyordum. Oraya da yetişmeye çalışıyordum. Çok aktif bir çocukluğum geçti. Annem de çalışan bir kadın olduğu için anneannemle daha çok vakit geçirdim. Anneannemle çok ciddi bir arkadaşlığımız oldu. Hiçbir zaman için bir torun ve anneanne gibi değil, her zaman bir iki arkadaş gibi olduk kendisiyle. İmtihana soktuk biz bunu 4. sınıfken konservatuvarda, Hacettepe Devlet Konservatuvarı'nda kazandı. Viyola'ya ayırdılar öyküyü. Orada viyola tahsili yaptı. Bu ona yetmedi. Gitti Anadolu Üniversitesi'nde tekrar imtihana girdi. Orada da tiyatro bölümünü kazandı. Onu da bitirdi. Artık başka memleketlere gider görev verirler diye İstanbul'dan ayrılmak istemediği için tiyatroya girmedi. Tiyatro bölümünde okudu ama tiyatro mensubu olmadı devlet tiyatrosu. İstanbul'da Down sendromlara dersler verdi. Şimdi de bu spora gönül verdi. Bunu da başarıyla sürdürüyor. Bizi çok mutlu etti, çok başardı. Yaptığı şeyler hep başarılı çıktı. Şimdi artık birincisi olmaya gayret ediyor. Allah yardımcısı olsun. Konservatuarı bitirdikten sonra zaten çok fazla viola ile ilgili bir şeyler yapmak istemiyordum. Çünkü aslına bakarsanız çok da isteyerek okuduğum bir bölüm değildi. Beni maalesef kandırdılar. Kemanla aynı şey falan dediler. Ama yaş ilerleyince eserler de değiştikten sonra anladım ki aynı şey değilmiş. Burada da çok büyük bir hüsrana uğramıştım açıkçası. Daha sonrasında çok memnun olarak okumadığım için bu mesleği de sürdürmek istemediğimden şimdiki gibi çok fazla müzisyenlikle alakalı çok seçeneğimiz yoktu çocukken. Kafam çok çalışmıyordu açıkçası bu şeylere. Müziği aslında bir yandan da profesyonel olarak devam ettirebilirdim ama tercihimi tiyatro bölümünü okumaktan yana kullandım. Onun da sınavına girdim. Çok şükür kazandım. Güzel bir dereceyle de okulumdan mezun oldum. Mezun olduktan sonra çeşitli tiyatrolarda çalıştım. Vallahi ne diyeyim? sevgili kızımız Öykü ilkokulda çok ciddi bir bale eğitimi aldı. Bu eğitimi de bitirdikten sonra yine işte sahne sanatlarıyla ilgiliydi. İlkokulda da çok güzel roller oynadı tiyatro piyeslerinde. Sonra ortaokulda müzisyen olmak istedi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarına girdi. Orayı da kazandı. Sonra zannediyorum 7-8 yıl kadar Ankara Devlet Konservatuvarı'nda viola eğitimi aldı. Bir gün Datça'da tatildeyken geldi ve ben orkestra çukurunda olmak istemiyorum. Sahnenin üzerinde olmak istiyorum dedi. Nasıl olacak dedim. Ben müziği bırakıyorum, tiyatro okuyacağım dedim. Tabii ben itiraz ettim. Benim birinci görevim onun isteklerine hayır demekti çünkü. Sonra peki dedik ya ne yapalım o zaman hadi. Ama ben iki farklı konservatuvarda öğretmenlik yapıyordum. Oralarda sınava giremezsin dedim. Yani başarınla kazansan dahi İleride tabii canım işte babası orada jürideydi, ben mi kazanacağım gibi dedikoduları bütün hayatın boyunca taşımak zorunda kalırsın. Sonra o zaman ben İstanbul'da okuyayım dedi. Hayır dedim, İstanbul olmaz. Peki o zaman dedi, gitti Eskişehir Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarına girdi, tiyatro bölümünü kazandı. Oradan da büyük bir başarıyla mezun oldu. Sonra doğal olarak Ankara'ya döndü. Ankara'da Devlet Tiyatrosu'nun oyunlarında oynadı. Çok özel projelerde yine viyolasını hiç bırakmadı. Müziğe devam etti. İyi bir müzik kulağı olan, dans edebilen, şarkı söyleyebilen,
Sanatın her dalında sahne üzerinde kendini ispatlayabilen bir çocuğun bu yolda yürümesini arzu ediyordum. Ancak bu İstanbul macerası, İstanbul isteği hiçbir zaman sona ermedi. 2 yıl, 2,5 yıl kadar yanımızda kaldıktan sonra Ankara'da ben İstanbul'a gitmek istiyorum baba dedi. Artık yapacak bir şey yok. Yaş kemale erdi. Bana sorarsanız artık gençler, çocuklarımız belli bir yaşa geldikten sonra, 20-21 yaşından sonra artık onların hayatına bizim karışma ihtimalimiz yok. İstanbul'a gitmek istiyorum dedi. Gitti İstanbul'da birkaç reklamda oynadı, tiyatroda oynadı. Buradan İstanbul'a gittik, onun oynadığı eserleri seyrettik. Gayet de keyifli giderken her şey. Dot Tiyatrosu, devlet tiyatroları, yan etki, tiyatro yan etki gibi özel ve devlet kurumları olmak üzere birçok tiyatroda çalıştım. Daha sonrasında bir de aynı zamanda ben çok zayıf bir tiptim. Bunu da her röportajımda ve her çekimimde bunu söylemek zorundayım ki insanlara ilham kaynağı olmasını da istiyorum. Bu açıdan da benim için çok önemli. Çok zayıf biriydim ve kilo almak için spora başladım. Tabii yanlış bir takım yapmış olduğum manipülasyonlar ve idman stillerinden dolayı var olan kilomu da kaybetmeye başladım ve bu beni mutsuz etti. Daha sonrasında yani ben dedim ki yani bu işi nasıl öğrenebilirim derken yarışmalara katılmaya karar verdim. Onda da bir dergi vardı önümde. O derginin içinde görmüştüm bu yarışma muhabbetlerini. Bunun üzerine yarışmaya katılmaya karar verdim ve 7-8 aylık bir yarışma hazırlığı serüveninden sonra Türkiye Şampiyonası'na girdim ve burada üçüncülük elde ettim. Ama tabii ki benim gibi hedeflere çok yükseklerde ve daha iyi kendinin potansiyelinin farkında olup daha iyi şeyler başarabileceğime de inandığım için bir kere daha girmek istedim işte. Tabii bir sahne sanatçısının aynı zamanda sporla ilgilenmesi, kendini dinç tutması, diri tutması çok keyifli bir şeydir. Çünkü ben hayatım boyunca hiç hızlı bile yürümedim yani. Sporla hiç alakam olmadı. Ama çocuğumun sporla ilgileniyor olması çok da hoşuma gitti. Bir öğrendim ki pek de tasvip etmediğim bir spor dalına merak sarmış. Niye tasvip etmiyorum? Ülkemizde bazı spor dallarının kabullenilmesi pek kolay değil. Ben bir sanatçı olmama rağmen sevgili kızımın dışarıdan görüntüsü üzerine kaygılara kapıldım. Annesi beni razı etmeyi başardı. Uzun süre onun paylaşımlarını beğenmedim. Uzun süre kızım bak ileride de sağlığın bozulabilir filan gibi yollarla işte yarışmaya çıkarken kızım üstüne bir şey al bak üşüteceksin filan demeye başladım. Ve tabii hem yakın sanat çevrem hem ailem beni ciddi bir süre geri kafalılıkla suçladılar. Bilmiyorum bu bir geri kafalılık mıydı? Yani ne olacaktı? Sonra baktım ki Türkiye'de başka şeyler oluyor. Benim inandığım laik, demokratik, çağdaş, Atatürk Cumhuriyeti'nin voleybolcu kızları için abuk sabuk laflar söylemeye başladılar. Sırf şortla çıkıyor diye. Ve o günden sonra kızımın bikiniyle boy göstermesini destekleyenlerden biri oldu. Çünkü bu Türkiye'nin çağdaş bir yüzü. Yine annesinin zoruyla bir gün Antalya'ya bir yarışmaya gittik. Bir baktım kızımın elinde bir Türkiye kupası. İnsan doğal olarak onurlanıyor. Çok büyük bir başarı. Yaptığı işi dünya çapında yapan, dünyanın birçok ülkesinde yarışmalara katılan, her gittiğinde çok ciddi ödüller getiren sevgili kızımın bu sefer ben sağlığıyla ilgili, yani yaptığı sporla ilgili değil, sağlığıyla ilgili kaygılar duymaya başladım. Fakat o kadar sağlıklı besleniyor ki, kendine o kadar iyi bakıyor ki, sonunda onu alkışlamaktan başka yapacak bir şey yok. Çünkü böyle bir emeği ben 60 yaşındayım. Hiçbir tiyatro eserinde, hiçbir senfonide, hiçbir operada, operalar sahneye koyuyorum, işte çıkıyorum kendim tiyatrolarda oynuyorum, dizilerde oynuyorum şu filan. Ben böyle bir emek hiç sarf etmedim. Ve onun emeğine çok saygı duyuyorum. Hatta
nadiren Ankara'ya geldiği zaman da ay baba bu köyde nasıl yaşıyorsunuz filan demesine rağmen ben hala onunla iyi geçinmeye çalışarak gel sana 1,5 İskender ısmarlayayım filan diyorum ama ya baba yapma diyor. Çünkü biliyorum ki onun bu spor dalıyla ilgilenirken her şeyine ama her şeyine çok dikkat etmesi lazım. Kızımla gurur duyuyorum. Bundan belki de 10-12 yıl önce bu işe başlarken itirazlarımı, tasvip etme işini, şimdi kendimi kınayarak itiraf ediyorum. Onu seviyorum. Ve başarılarının daim olmasını istiyorum. Biliyorum çok başarılı zaten. Onunla, arkadaşlarıyla, öğrencileriyle kıvanç duyuyorum. İyi ki benim kızım. En güzellere, en büyüklere, en şahanelerine layıksın yavrum benim. Bak bunun üstüne de bir bardak soğuk su içiyorum ona göre. Giriş o giriş oldu. İşte o bir kere de kalması gerekiyormuş bazı şeyler. Bir kereden bazen bir şey olmuyor, bazen çok şey oluyor. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı neredeyse 10 senedir vücut geliştirme branşıyla uğraşıyorum. Ve bunu yapmaktan dolayı da aşırı derecede mutluyum. Yarışma serüvenine ilk SF Taş'la başladım. Kendisiyle bir tane bir yarışmada tanışmıştık. Sporcuyla çok ilgileniyordu. Ben de sahne arkası, backstage dediğimiz yerde öyle bakınıyordum. Hayatımda ilk kez vücut geliştirme yarışmasına katılmıştım görmek, izlemek açısından. O sırada da bakınıyordum öyle ne oluyor, ne bitiyor. Çünkü anlamaya çalışıyorum. Bu işi yapacağım, yani deneyeceğim. Nasıl oluyor, ne bitiyor? Bir en azından bir gözlemlemem gerekiyordu. Dolayısıyla bunun üzerine bir hoca arayışına da girdim. Orada bir baktım, SF Taş bir tane bir sporcusuyla çok ilgileniyor, çok dikkatimi çekti. Daha sonra onun kim olduğunu orada sordum. Ben bazı şeyler insanlara sormaktan hiç çekinmem. Yani sonuçta ayıp bir şey sormuyorum yani. Dolayısıyla gittim, kim bu adam dedim. Bu şekilde sonra kendisini buldum. İnternetten, Facebook'tan yazdım. Önce istemedi benimle çalışmak. Ben de kadınlarla çalışmıyorum dedi. Birazcık üsteledim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Vaatlerde bulundum, sağ olsun. Kendi kabul etti beni. İlk SF Taş'la başlamıştım ben bu işe. Daha sonrasında onun sayesinde Muammer Gökmen'le tanışma fırsatım oldu. Rahmetli Muammer Gökmen, vücut geliştirme camiamızın en önemli isimlerinden bir tanesidir. Yılların insanıdır. Kral deriz biz kendisine. Gerçekten doktordur. Her şeyimizi ona sorarız biz. Çok değişik manipülasyonlar bilirdi rahmetli. Nurla içinde yatsın. Muammer abiyle de onun vasıtasıyla tanışmıştım. Daha sonrasında yabancı bir koçla çalışmaya karar verdim. Hem Türkiye'deki pozisyonların bana yeterli olmadığını görmeye başladım. Bir de bu işler, şimdi yurt dışına açılmak istiyorsunuz. Yurt dışına açılacaksınız, o zaman yurt dışındaki birileriyle çalışmam gerektiğini düşündüm. Rus bir hanımla çalışmaya başladım, Abramova Ekaterina diye. Ondan da çok güzel şeyler öğrendim açıkçası. Özellikle de sunum, imaj, bunlar üzerine çok hassas biriydi. Bunlar onun sayesinde çok şey öğrendim, çok geliştirdim kendimi. Daha sonrasında çok üst üste yarış yapıyoruz. Tabii ben bu sırada hala da bikini kategorisinden bahsediyorum. O kadar üst üste yarış yapıyoruz ki benim de tabii belinizin belli kriterler var. Belinizin ince olması gerekiyor. Tabii belinizin ince olması için de katı diyet ve kardiyo yapmanız gerekiyor. Fakat bu katı diyet ve kardiyo meselesi beni gitgide daha da incelti ve vücutta kuruluk olmaya başladı. Görüntü itibariyle de böyle tarak tarak lif lif görüntü ve aşırı derecede damarlanma oldu bende. Üst üste gidiyorum her hafta. Bu sefer dedim ki pro kart alacağım. Bu sefer pro kart, yani pro kart almaya gittiğim bir yarış, o kadar konsantreyim ve eminim yani ondan. Fakat benim yapmış olduğum çok bilmişlik yüzünden ufak bir hata yaptım ben o gün. Uçakta yaptım. Benim vücudum tamamen çekildi. Abramova beni gördüğü zaman şoka girmişti. Mutant dedi bana gördüğü anda. Yani
ne yapabilirim? Yani senin söylediğin şeyler yapıyorum falan. Yani ekstra sadece uçakta bir şey giymiştim, bir tulum giymiştim su tutmayayım diye ama beni daha da kurutmuş. Bikini değilsin sen. Hayatımın şokunu yaşadım. Yani bir kere de bana aynı hissi konservatuarda viyoladayken böyle bir hocam olmuyor falan bir şeyler dediği zaman böyle bir şey hissetmiştim kendimi. İstemiyorum yani çünkü istemediğim şeyi bana yaptırmaya çalışıyorlar zorla. Böyle işin bu kısmı da vardı. Şimdi burada da böyle ama bu sefer çok da istediğim bir şey yani bu benim. Bir his aynıydı, çok enteresan. Bir tanesini çok istiyorum, bir tanesini hiç istemiyorum ama o hissi hayatımda iki kere yaşadım. İkincisinde de olmaz yani kategori değiştirmemiz lazım dediklerindeydi. Yani ben oraya bambaşka bir konsantrasyona gittim, bambaşka bir beklentiyle prokart alacağım. Ben. Bir dakika ya, sik nereden çıktı ya bu yani şimdi bir anda. Sonra yanında Yani diye bir arkadaşı var. O da yılların antrenörü, Yunan biri. Ondan sonracığıma oradaki Yunan Federasyonu'nda da yani söz sahibi hakemlik yapmış yıllarca falan filan bir adam. Geldi yanıma, hiç unutmayacağım hani diye başladı. Sen dedi, body fitness figür olarak doğmuşsun dedi. Boşu boşuna hiç kendini zorlama. Senden bikinici olmaz dedi. Abicim ben yani 4 senedir 5 senedir ben neye kürek çekiyorum? Yani hep bir umut, hep bir şey ve biri sana gerçekten gerçeği söylüyor. Yani bu çok sertti benim için açıkçası orada. Peki dedim ne yapacağız? Ve ya normalde 2 gün sonra bikininin yarışı, bu ertesi gün. Ve ben ne poz bilirim, yani ne yarışmacıları bilirim, ne podyumda ne yapacağımı bilirim. Hiçbir şey bilmiyorum o akşam. O akşam yok mu o akşam? Evi sayıyorum size. Ben şimdi otelde kalıyordum ama işler değişince hocam beni yanına aldı. Diğerlerinin yanına. Polonya'daydı o yaş için. Evin içinde bir Slovak, iki Polak, iki tane Rus, iki Yunan, bir Türk ve bir İtalyan vardı. Siz biraz yurt dışına gidip gelen ve ırkları birazcık bilenler varsa aranızda yani ne kadar manyak bir ortama düştüğümü tahmin edebilirsiniz. İçmeler, hahalar, hihiler falan filan. Neyse ben böyle aşırı stresliyim falan. Beni sabaha kadar post çalıştırıp mental olarak iyileştirdiler. Neyse ama tabii bir yandan da arkada hep kafamın arkasında bir şey var. Her neyse girdiğim yarışta, o yarışta yaklaşık 9 kişi falan vardı. Çok kalabalık değildi ama ben 4. olmuştum. Yani bu çok güzel bir şey. Uluslararası bir platformda hiç bilmediğim bir kategoride, hiç bilmediğin yarışmacılar ne poz birisi ne bir şey birisi girdim ve 4. oldum. Mükemmeldi benim için. Tabii ki bu bana yetti mi yetmedi ama her şeyi baştan aldığımızı düşündüm bir anda. Ve bir şey söyleyeceğim. Bu arada benim için ve birçok sporcu için hayati bir yarışma vardır. Arnold. Arnold Classic Europe. O kadar önemli bir yarışma ki o yarışma. Ve bir hafta sonra düşünemiyor musunuz? Böyle bir yarışmam var. Arnold Classic'e gireceğim. Yıllardır bikini kategorisinde ben hazırlanmışım. Bir haftalık body fitnessçi, figürcü olarak ben dünya arenasında boy göstereceğim. Bu nasıl bir manyaklık bilmiyorum ve tabii ki birazcık Yusuf bir durum da var. İnsanların senden beklentisi de olduğu kadar hiçbir şey yapmanı istemeyen bir kitle de var. Ve ben kariyerimin en güzel yerinde onu kestirip başka bir şeyi deniyorum, yapıyorum. Yapmak zorundayım. Her neyse aradan bir hafta geçti. Gittik Arnold'a. Ben yani o kadar çok olumlama yaptım ki gittim orada Arnold'un böyle şeyi vardı. Posterini yapmışlar. Kaç dakika boyunca Arnold'a baktım ve orada o dalışımı kaç dakika sürdü onu bilmiyorum yani. O kadar çok istiyorum benim için hayat memat meselesiydi yani. Her neyse çocuklar girdim o yarışa. Gayet güzel geçmişti. Biraz da viski içmiştim rahatlamak için. Podyum çok genişti ve ışıklar da çok uzakta olduğu için terlemedim çok şükür. Bu çok büyük bir risktir. Bunu da altını çizdim. Ben öykü başar viski içiyormuş falan deyip içmeyin. Vallahi patates olursunuz. Sahneye, podyumu, ışıkları falan iyi bakın. Her neyse arkadaşlar ben o yarışmada finale kaldım dediler. Arkadaş öne geldi. 6. okuyor. Ama bir baktım benim ilk ikide düşündüğüm kız 6. olma.
çat, beşinciyi söyle. Ben değilim. Şimdi her şey söylediğinde ben kendimi öne atma hissim var, tamam mı? Hani beşinci, altıncı falan. Ondan sonra dördüncü dedi. Aa, yine benim adımı okumadı. Acaba diyorum ben, yani ben acaba bu first call out'un içinde yok muydum, yanlışlık mı var falan diyorum. Ondan sonra üçüncü dedi. Üçüncüyü okudu. Ben yine okum. Dedim şampiyon oldum herhalde. Ondan ikinci dedi. Oyko Basar from Turkey dedi. Ben de orada şoka kaldım. Bu sefer şoka girdim. Bu sefer ileri gidemiyor. Her defasında, her sayımda, her sıralamada öne doğru atan ben bu sefer geride kaldım. Acaba bu doğru mu değil mi falan diye. Çok önemli, çok prestijli bir yarışta ikinci olmuştum. Buradan Yeni'ye çok teşekkür ediyorum. Abramova'ya da çok teşekkür ediyorum tekrar ve tekrar. Hayatıma böyle bir yön verip buralara kadar gelmeme sebep oldukları için. Şimdi size bir isimden bahsetmek istiyorum. Şimdi o hoca, bu hoca falan filan konuşuyoruz, ediyoruz falan filan da. Kendi de aynı şeyi söyler. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Hayatımda ondan önce ve ondan sonra diye bir dönem var. Bu bahsettiğim kişi Polat Yücel. Bilgisine çok güvendiğim, insanlığına çok hayran kaldığım, merhametine, her şeyiyle o kadar doğru düzgün, dürüst bir insandır ki o. Zaten kendisi sayesinde ben ProKart'ı aldım. Kendiyle çalıştık fakat çalışmalarımızı bitirmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de pandemi oldu. Maalesef pandemi döneminde çok kopukluk yaşadık. Onunla da ben kendim de kopukluklar yaşadım. Bir sürü sporcular, hepimizin başına bir sürü bir şeyler geldi. Kendisini sona bıraktım. Kendisini sona bırakmamın sebebi de onu çok önemsediğim için ve onu çok sevdiğim için. Buradan kendisine de binlerce defa teşekkür etmek istiyorum. Ondan çok şey öğrendim. Türkiye'nin en kıymetli hocalarından bir tanesi de Polat Yücel'dir. Buradan kendisine çok çok sevgiler, öpücükler. Şimdi bu pandemi sürecinden birazcık bahsetmek istiyorum. Gerçekten hepimiz açısından çok korkunç bir dönemdi. En verimsiz geçirdiğimiz çöp olan zamanlar, aylar, hatta yıllar diyebilirim. Fakat ben bir uyanıklık yapmıştım. Dolar ve euro çok fazla yukarıya tırmanmadan evvel ben kendime bir spor salonu yaptım. Evim benim kendi evim, aynı zamanda kendi spor salonum. Bunu kurduktan sonra tabii ki çok daha işler benim lehime ilerlemeye başladı ve bir yandan da yarışmak istiyorum. Yarışacağım ve bir yerden başlamam lazım, ne yapmam lazım, nereye doğru gitmesi lazım bazı şeylerin çok da kestiremezken dedim ki öykü, yani bir yerden başlayacaksın, bir yerden gireceksin yani bu işe. Böyle akşam gece falan. Böyle yarışlara bakıyorum, kapılarda bir açılıyor, bir kapanıyor, bilmem ne falan filan. Artık köreldik, durduk. Benim bir yarış buldum Portekiz'de. Çok da severim ben Portekiz'i. İspanya falan, İtalya, buralar, bu Akdeniz memleketleri bize çok yakın. İnsaniyet olarak da çok yakınlar bizlere. Gecenin bir yarısı bana bir dank etti. Dedim ki, aha, yarış buldum. Hemen dedim, ben de ne yapıyorum? O zaman Ersinciğimi arıyorum. Ersin Adaklı. Çünkü biz hep onunla bir nereye gideceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz, abi öldük abi, bittik abi falan filan diye. Ondan sonra Ersin'e söyledim. Ersin'i de kandırdım. Ama Ersin'i yarım kandırabilmişim. Başka o başka bir yarışmaya gitti. Ben başka bir yarışmaya geldim ama sonuçta onu da ikna ettim. Ama tabii yani dolar, euro falan da bir yandan da sıçrıyor. Yani yazın da çok iyi durumda olduğunu söylemezdi arkadaşlar. Ben de bu sıralarda aynı zamanda Özgür Gerçel'in vasıtasıyla Tork Nutrition'la bir anlaşma yapmıştım. Kendileri çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bana her zaman her konuda destek oldular. Maddi, manevi, her türlü bütün ihtiyaçlarımı olabildiğince firmanın elinden geldiğince karşılamaya çalışıyorlar. Tekrar ve tekrar kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Çok güzel bir gönül bağımız oldu. Bu çok önemli bir şey. Aynı zamanda bundan sonra kariyerimin geri kalanında hep onlarla yürümek istiyorum. Umarım bu hayalim de gerçekleşir. Bu şekilde yarışma sezonu, 2021 yarışma sezonu benim için böyle başlamış oldu. Şimdi birçok yarışa gittik geldik. Bir takım puanlar topladık. Pro League dediğiniz şey arkadaşlar roller coaster gibidir. Bir anda böyle yukarıda böyle kalbin falan olurken bir anda aşağı çakılıverirsin falan oluverirsin.
Bazı şeyler biraz zaman istiyor. Bir anda hiç kimsenin eline böyle çat diye o şeyi, elması vermiyorlar. Bu da çok da doğal bir şey. Bir sıralama var, bir şey var. Gide gele, gide gele. Tabii bir de burada uyurunuz da çok önemli. Bazı yarışlarda hakemler daha komşu ülkelerindekileri tanıdıkları için de doğal olarak koruma eğiliminde de oluyor olabilirler. Ama bunların hepsini aşacağız. Ben de onların dostuyum, ben de onların komşusuyum. Burada önemli olan şey iyi ve kaliteli bir, elit bir, elegan bir hal yapmak ve ortaya çıkartmak ve aynı zamanda o girdiğin yarışmanın kalitesini de yükseltmek. Bu çok önemli bir şey. Ben girdiğim bütün yarışmaların kalitesini, standartlarını yukarıya çektiğimi düşünüyorum. Bunu gözle görün. Bunu beni tanıyanlar zaten çok iyi bilecekler. Bunun egoizmle, narsizmle falan hiçbir alakası yok zaten. Mal meydanda. Yani gördüğün zaman zaten kumaş da ortada. Zaten her şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla onlar da bu göze alışacaklar. Bunu böyle görmeye alışacaklar ve bir süre sonra bu yarışmaların hem kabusu hem de aranan bir numaralı atlet olacağım. Evet, gelelim IFBB Pro Lig'e. Çok zor bir platform. Zor olmasının en büyük sebebi, ben yalnız şöyle bir yarıştan bahsediyorum. Şimdi Pro Lig'i, Pro Kart'ı alabilmeniz için şu aşamadan geçiyorsunuz. Önce bir kendi siklesinizde birinci oluyorsunuz. Ondan sonra overall dediğimiz bir mukayese partı bölümü daha var. Orada da bütün sikletlerin, ama aynı kategoride, bütün sikletlerin boy 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 diziliyorsun, birincilerini bir araya diziyorlar. Ondan sonra onların arasında bir mukayese daha yapılıyor. Oradan birinci olan, yani şampiyonlar şampiyonu olan kişiye pro kart veriliyor. Ve tek bir birinciye veriliyor. Şimdi bazı yarışmalarda ikinciye, üçüncüye de veriliyor. Ama yani bunun usulü, onlar yarışmalara katılım çokluğu olsun diye yapılan bir takım stratejiler. Federasyonların uyguladığı stratejiler bunlar. Ama bunun asıl olayı birinci. Overall'da da birinci olan olması gerekiyor yani. Birinci olmanız gerekiyor. Şimdi bu aşamayı atladınız. Tamam, çok güzel. Herkes kendi sikletinde, boyunda falan okeydi. Ama profesyonel lig nedir? Açık siklet. Yani bu ne demek oluyor? Benim boyum işte 1.60, suyu kestiğim zaman 1.58'e falan düşüyorsam adamla 1.80 boyundaki kadın da geliyor oraya yani. Şimdi burada zorluk başlıyor. Her ne kadar hakemler çok profesyonel olsa da bazen gözlerinden bazı şeyler kaçabiliyor. Daha iri olmak, daha göz doldurmak demek. Daha minik olduğun zaman birazcık daha küçük kalıyorsun. Ben şimdi o yarışmacılara baktığın zaman mukayesele, aslında aralarında en kaslı benim, biliyor musunuz? En iri benim. Kadının boyu 1.78 falandı. Onun bacaklarıyla benim bacaklarımın size aynı. Fakat kadın kemik olarak genel kütlesi büyük olduğu için bana göre otomatikman daha şey duruyor. Şimdi bunun da hileleri var. Çözmeye başlayacağız. Yavaş yavaş çözüyorum. Bir takım stratejiler geliştiriyorum kendime. Daha nasıl heybetli ve iyi durabilirim? Bunu arıyorum. Buldum. Ama bunu yarışmaya çıktıktan sonra çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Benim kafam her zaman çalışır. Benim hayatım boyunca her şeye bir çözümüm var. Bir yol bulurum ve mutlaka yapmak istediğim şeyi er ya da geç yaparım. Konumuz öykü başarsa o zaman. Tanıdığım, kendine meydan okuyan çılgın insanlardan bir tanesi. Ve onun bir lafı var. Bir sanat eseriyim der kendisi için ve bu çok doğrudur. Çünkü müthiş bir disiplin, müthiş bir özveri, sonsuz bir inanç, hepimize çok büyük bir örnek, müthiş bir motivasyon veriyor bana özellikle. Onunla çalışmak acayip keyifli. Birbirimizden çok besleniyoruz öyküyle. Onun çılgınlıkları, sanatçı kimliğinden gelen ekstra bir disiplin, kendine olan inancı inanılmaz güçlü. Ülkemizdeki sporcular gitgide çoğalmaya başladı profesyonel ligde. Ben bu durumdan dolayı çok memnunum bu arada. İnsanlar benim çok fazla ilerlememi istemeseler de, ya profesyonel ligde olan arkadaşlarımdan bahsetmiyorum, genel çerçeveden bahsediyorum. İstemeseler de ben herkesin profesyonel ligde olmasını tabii ki de istiyorum. Çünkü ne kadar çoğunluk olursa, profesyonel ligde kazanmış olmak demek zaten sen belli bir kalitenin, bir seviyenin üzerinde bir sporcusun demek oluyor.
Biz Türkler olarak ne kadar fazla orada ismimizi duyurursak bizim için o kadar iyi bir şey yani tabii ki. Beraber gidilir, gelinir, birlikte hareket edilinebilir. Birlikten kuvvet doğar. Ben her zaman bunun arkasında duruyorum zaten. Bakalım yani ilerleyen dönemlerde de sayımız çoğaldıkça belki birlikte gidip gelme fırsatını da yakalayabiliriz diğer arkadaşlarımla birlikte. Şimdi bu pandemi sürecinde aslında ben tabii bu pandemiden önce almıştım kartı bu arada. Pandemi sürecinde hiçbir şey yapamadık, gidemedik, edemedik falan filan. Aslında gitmiş olsaydım ben şimdiye kadar çoktan çıkmıştım olimpiyaya. Bence. Benim düşüncem, şahsi fikrim bu. Hatta ikinciye, üçüncüye falan koşuyor bile olabilirdim. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. İyi ki de olmamış da yani bu sene de olmamış. Çünkü ben Las Vegas'ta olmasını istiyorum. Yani ben Las Vegas'taki yarışmaya katılmak istiyorum. Hep benim hayalim, düşüncem hep Las Vegas'taki yarışmadaydı. Bir kere bir olimpiyaya bir çıksam, bir kere bir adımımı atsam oraya nedense çok yakışacağımı düşünüyorum. Orada çok iyi bir performans sergileyip kendi kişisel hedefime orada ulaşmış olacağım işte. Benim bir hayalim yok. Ben asla böyle, yani ben buna hayal demiyorum. Benim için hayal, ütopik şeylere ben hayal derim. Bu ütopik bir şey değil, bu bir hedef. Dolayısıyla ben görevimi olimpiyaya çıktıktan sonra hedefimi tamamlamış olacağım. Kendi kendime orada böyle okey diye bir yazı, mission completed diye bir yazı çıkacak benim üstümde. Ama ondan sonrası bakacağız, belki devam ederim, belki bırakırım. Benim psikolojik durumuma, maddi durumuma, birçok şey durumuma göre bunu değişkenlik gösterecektir. Aşkıncığım, benim hakkımda ne düşünüyorsun? Yani ben buradan mahallede geziyorum, geliyorum, gidiyorum Medusa falan. Ha, ne, benim Medusa. Medusa mı diyorsun evet, bana? Aynen. Medusa. Komşular da öyle diyor. Kendinizden fazla yeri olduğunuz için maşallah dört dörtlüksünüz. Medusa diyorlar aramızda. Ya çok tatlı ya, çok teşekkür ederim. Bunu dinliyordum. Üstündekini çıkart. Hazırlanıyor. Bunu da bir evlendiremedik he. Vallahi bak. Bir şey talihlisi falan çıkarsa, bir talihlisi falan çıkarsa Özgür'e ya da bana yazın. Öyle söylemeyeyim bak, vallahi billahi aslında bir yandan da Özgür bunlar iyi maaş alıyor he. Bak vallahi belediyede en yüksek maaşı alan şeylerden, birimlerden biri çöp temizleyenler. Çok önemli. İzdivaç'ta kendisi zannedersem şu an. Benden daha önemli bir işi olduğuna inanırım ya. Gelemedi. Orada sen. Geliyor. Geliyor. Gerçekten bir kararım var. 40 yaşıma geldikten sonra 40 yaşımda kendime iki tane hediyem olacak. Bir tanesi şu sesimi düzelteceğim. Ötekinde de Peru'ya gideceğim. Bununla ilgili ayrı bir belgesel çekerim. Vay! Ne yapıyorsun ya, öyle dinciler gibi kafa atmalar falan? Yok. Allah'ım yarabbim. Evet. Reşatçığım. Ben severim ben biliyorsun. Evet sen beni çok seviyorsun. Ben de zaten bunu merak ediyorum. Yani benim hakkımda ne düşünüyorsun mesela mahallede falan böyle görüyorsun? Mahallede sen severiz. Her zaman gölgede oturan birisin. Alakta sorarsın. Paran pulun var mı diye sorarsın. Aç mısın diye sorarsın. Bu bize hikaye daha ne isterim? Evet, biz arkadaşız yani zaten. Bir hikayenin var mı diye soruyorsun. Evet. Her gölgede var. Peki bir şey söyleyeceğim ben sana. Şu yakanını düzeltelim mi şöyle? Heh. Sen benim sporcu olduğumu biliyorsun. Biliyorum değil mi? Peki sence kadınların böyle bir spor yapması, yani ne düşünüyorsun bununla bence, alakalı? Bence güzel bir şey yaptın yani.
Değil mi? Abi güzel bir şey kalbine sıkmaya bak. Güzel bir şey. Ne güzel olmasının sebebi ne? Kadınlar da eşittir, kadınlar da eşittir biliyorsun yani. Ona da spor yapacak. Spor yapmak iyi bir şey yani. Keşfet çocukların da yapsın. Değil mi? Ben verdim ama yap. Bana sen gittiler. Ondan sonra bıraktılar. Ha, o kadar. Ama yani aslında ben seviyorum spor. Esprileriyle dolu dolu. Hani anlatılmaz yaşanır gibisin de Öykü ablamız. Ne desem başka? Aynen oğlum. İyi bir şey ne varsa Öykü ablanın üzerinde nokta atış yapabilirsin.